Yani nasıl ki 1915'te 24 Nisan'da Ermeni soykırımı başlattıysak Kürt meselesini, ki onlar terör olarak adlandırıyorlar, bunu da aynı şekilde kararlılıkla bitireceğiz. Yani o devlet kararlılığını, bu konudaki ısrarlarının işaretidir 24 Nisan. Bu açıdan da yani Kürt halkının bütün siyasetçilerinin, herkesin bu temelde devlet politikalarını anlaması gerekiyor. Bu bir soykırım politikası kararıdır. Bu devlet kararını Kürt halkının bütün siyasetinin de doğru anlaması ve buna da doğru yanıt vermesi gerekiyor. Tabii bu sadece AKP, MHP ile sınırlı bir politika değil. Bu 100 yıllık. İşte şimdi devletin kuruluşundan 99. yılında 100. yılına gidiyorlar 2023'te. 2023'te Erdoğan açık net ifade ediyordu. Lozan Anlaşması'nda devletimizin parçalanan toprakları, Misak-ı Milli'yi işaret ediyor. Diyor ki bunlar, Türkiye'ye bir haksızlık yapıldı. Bunları kabul etmiyoruz, bunları telafi edeceğiz. Dolayısıyla bu bir devlet politikasıdır. Devletin 100 yıllık inkar ve imha politikalarının son temsilcileri, siyasi hükümet olarak temsilcileri AKP MHP hükümetidir. Ama bunu bir devlet stratejisi olarak anlamak lazım. Bunu aslında gerçekte böyle bir şey yok. Çünkü Lozan 100 yıllık bir anlaşma değil. Yani 2023'te Lozan Anlaşması bitmiyor veyahut da güncellenmeyecek. Yani böyle bir anlaşma değil. Ama yeni hükümet AKP Erdoğan 100 yıllık hikayeyle bunu kendisi için yeni bir argüman haline getirmek, yeni bir hamlesel çıkış haline getirmek. İşte Lozan'da Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıtılmasıyla Türk devletine yapılan haksızlıklar telafi edeceğiz falan, bu gibi şeylerle o milliyetçi kamuoyunu organize etmeye, harekete geçirmeye, iktidarın ömrünü uzatmaya yönelik bir argüman olarak kullanmak istiyor. Bu temelde ve bütün Türk milliyetçi, o dinci politikalarıyla bütün dinamikleri harekete geçirerek bu iktidar olarak yaşadığı krizi atlatmak istiyor, ömrünü uzatmak istiyor. Devletin, derin devletin 2014'te DAEŞ'in çökertilmesiyle, Kobani'de çökertilmesiyle, bu DAEŞ üzerinden yapılan çökertme politikalarının çökertilmesiyle, bitirilmesiyle ve Rojava devriminin, yani büyük hamlesel çıkışıyla birlikte derin devlet büyük bir kriz içerisine girdi, alarma girdi ve devletin bütün güçleri, derin devletin bütün bileşenleri, çünkü derin devlet tek güç değil. Yani işte NATO'cu, Avrasyacı, Ergenekoncu, çeteler, yok bilmem isimlerle tarif edilen Soylu, Ağar, bilmem işte Erdoğan'ın Sadat'ı, birçok grupla, MİT'i, bunların hepsi derin devletin bileşenleri. Bütün bunlar birleşerek yeni bir konsepte, 2015'te başlatan topyekün savaş konseptiyle yeni bir süreç başlattılar. Ve mutlak surette işte Kürt sorunu eksenli gelişen bu sürecin önünü almak için her şeyi yaptılar. Şimdi derin devlet, bu 100 yıllık faşist iktidar, militarist, özel savaş iktidarın merkezi, devletin yönetimden düşmemek için her türlü şeyi yapıyor. Bu anlamda AKP, MHP onların son siyasal temsilcileri. Şimdi bunların çökmesi sadece AKP, MHP'nin değil, bu derin devlet olarak devletin yönetimini elinde tutan güçlerin, yani 100 yıllık faşizmin çökmesi demektir. Onun için de AKP, MHP onların son şansıdır. Evet, onların son şansıdır. İsrar ediyorlar. Evet, başarısızlıkları var. Bu yıllardır Kürt sorununu çökertmek için işte kuzeyde, Rojova'da, güneyde gerilla, Önder Apo üzerindeki tecrit, zindanlara yönelik, HDP'ye yönelik baskılar, Kürt siyasetçilerine, gazetecilerine, basın, yayın, hayatın her alandaki o topyekün savaşın sonuçlarıyla, saldırılarıyla sonuç almak istiyorlar. Ancak bütün bunlara rağmen başarılı değiller. Fakat iktidardan düşmemek için de bütün güçleriyle direniyorlar. Diyebiliriz ki özellikle son 21, geçen yılda yürüttükleri, işte Gari'de başlattıkları ama büyük bir
bozguna uğradılar. Sonra 24 Nisan'da başlattılar. Günümüze kadar devam ediyor. Bu politikalarla sonuç almak istediler. Olmadı. İşte 2022 yılında tekrar aynı tarihte 24 Nisan'da böyle son bir gayretle ve Hulusi Akar diyor ya tarihimizin en büyük operasyonlarını yapacağız diyor. Yani bu şunu gösteriyor ki bütün güçleriyle sonuç almak için saldırıyorlar. Çökmemek için. Onlar PKK, Özgürlük Hareketi'ni çökertmek için 2015'te yeni bir konsept başlattılar. Ama gelinen noktada bu faşizan iktidar bir çöküş sürecindedir. Çökmemek için bütün imkanlarıyla saldırıyorlar. Ama karşımızdaki tablo çok açık net. Direnen gerillanın iradesi ve şu anda savaş tablosu devletin bütün bu konseptlerine, saldırı konseptlerine rağmen sonuç alamadığı. Almak istediği sonuç neydi? Gerillanın iradesini kırmak. Karşısındaki tablo nedir? Gerilla yeni bir savaş doktriniyle devletin bu son 7 yıllık tekniğe dayalı özel savaş konseptini boşa çıkarttı. Yeni bir savaş doktriniyle gerillanın iradesini gerçekten kırılmaz bir halde mücadelesini sürdürüyor. Onun için çöken, bu süreçte çöken faşizm olacak, çöken özel savaş merkezi olacak. Türkiye halkları Kürt sorunu çözümüyle yeni bir demokratik sürece, bütün Orta Doğu yeni bir demokratik sürece gelecek. Bunun işaretleri çok açık net önümüze duruyor. Çünkü PKK Kürt halkının umududur, son umududur. Çünkü Türk özel savaş devleti Kürtlerin bütün değerlerini ortadan kaldırmayı ya dayalı bir politika yürütüyor. Tarihi bilincini, kültürünü, dilini, hafızasını, umudunu, mücadele azmini, her şeyini kırmak, yok etmek istiyor. Yani çünkü Türk özel savaşı dünyadaki diğer soykırım politikalarından farklıdır. Nasıl Türk özel savaşı bir halkın varlığını yok sayıyor. Mesela dünyanın her tarafında halklara yönelik soykırım politikaları var. Fiziki olarak bitirmek, ondan sonra hatta kültürel olarak bitirmek var. Fakat hiçbir yerde inkar yok. Yani Türk özel savaşının, Türk faşizminin, Türk devlet faşizminin örneği yok. Türk özel savaşı, Türk devlet faşizmi Kürt halkını yok sayıyor. Ve Kürt halkını Türkleştirmek, yani Kürt halkını bir bütün olarak her şeyle Türkleştirmeyi esas alan bir konsept yürütüyor. Onun için bu konsepti karşısında PKK çıktı, Önder Öcalan bu 50. yılın içerisinde yürüttüğü bir mücadeleyle ortaya çıkarttığı PKK ve çıkarttığı gerilla direnişiyle bugüne kadar yürütülen mücadele sürekli bir grafiği olarak yükseldi. Hem Türk Devleti'nin hem NATO'nun olmadı uluslararası komployla yürütülen konseptlerle, olmadı günümüzdeki yani uluslararası komplonun devamı olan günümüzdeki konseptlerle bu iradeyi, Kürt halkının direniş iradesini, özgürlük iradesini, başarı, zafer kazanma iradesini kırmak istiyorlar. Onun için bu temelde yürüttükleri politikalarda da çok daraldıkları için, çok sıkıştıkları için, sonuç alamadıkları için de işte bir Kürt partnerini kendilerine partner olarak alıyorlar. Adı KDP'dir. Bununla birlikte bu sefer PKK'ya karşı zafer kazanmak, sonuç elde etmek istiyorlar. Burada da başarılı değiller. Onun için belirttiğimiz gibi Türk Devleti'nin PKK'ya, gerillaya karşı yürüttüğü mücadele tam da bir iradeyi kırma mücadelesidir. Ama gerilla da bir irade mücadelesi yürütüyor. Faşizmin iradesini, devletin politikalarını kırıyor. Daha başa gidersek Büyük Orta Doğu Projesi Amerika'nın peşinden sonra uluslararası komplo Önder Apoş aslında Kürt halkının iradesini kırma, ortadan kaldırma, özgür Kürt'ün iradesini ortadan kaldırma konseptleri. Bunların boşa çıkarılmasıyla da şimdi işte günümüzde aynen bu politikaların devamı olarak evet yeni bir süreçteyiz. Bu Rusya-Ukrayna savaşıyla işte Rusya'ya karşı bu egemenlik savaşı, kapitalist sistemin egemen güçleri arasındaki egemenlik savaşı çerçevesinde Rusya'yı daraltmak, bu temelde bunun üzerinden, şu anda yürütülen savaş üzerinden egemen güçlerin kazanımlarını arttırma, Rusya'nın
gaz ve enerjisine muhtaç olan Avrupa'yı bu muhtaç durumdan çıkartmak ve bunun üzerinden yeni pazarlar açmak. İşte Amerika, İsrail, İngiltere, Avrupa, böyle egemen kapitalist sistem, bu çerçevede işte Türkiye üzerinden işte Güney Kürdistan'ın özellikle Şengal bölgesi başta olmak üzere Güney Kürdistan'daki gazı işte KDP Türkiye üzerinden Avrupa'ya, yine aynı şekilde Arap bölgesinden de Orta Doğu'da gelen gazları yine bu aynı bölgeden Avrupa'ya çıkartmak. Bunun için büyük finans kapitalin bu konuda yaptığı yatırımlar falan projeler söz konusu. Bu çerçevede de işte İsrail, İngiltere, Amerika, NATO'nun desteğiyle Türkiye KDP'yi bir araya getirip Irak'ta da işte Sunni güçler, bir taraftan da Şii Araplar arasında Muqtada el-Sadr ve bazı güçleri bir araya getirerek yeni bir Irak'a yeni bir dizayn vermek istiyorlar. Yeni bir plan çerçevesinde yeni bir konsept geliştirmek istiyorlar. Bu çerçevede de tabii en büyük olay nedir? Türk devleti işte zorlayan Kürdistan özgürlük mücadelesidir. Bunu bertaraf etmek, çökertmek. Bu anlamda da kendi partneri olarak kendilerine bağımlı hizmet eden Kürt olarak da KDP ile birlikte yeni bir politika yürütmek. Şimdi tabii bu açıkça Özgür Kürt'ün yok edilmesidir. Özgür Kürt'ün iradesinin kırılmasıdır. 100 yıl önce İngiltere ve Fransa'nın Sykes-Picot ve Lozan anlaşmalarıyla Kürdistan'ı ortadan kaldırmaları, yani Kürdistan'ı bölen, parçalayan, tamamen hukuksuz bırakan Birinci Dünya Savaşı süreciyle beraber günümüze kadar Kürtler her türlü hak ve hukuktan mahrum bırakıldı. Kürtlere yönelik her türlü soykırım politikalarına destek verildi bu egemen güçler tarafından. Günümüze kadar bu politikalara karşı, bu politikaları zora çıkaran, bunları ters yüz eden Önder Apo'nun özgürlük yürüyüşü oldu. İşte 50. yılındayız. Bu temelde Önder Apo Kürt halkını irade haline getirdi. Bölgede yeni bir güç dengesi oluşturdu. Yeni bir özgürlük dizaynı oluşturdu. Tabii bu onları zorladı. Günümüzde de bu temelde bu özgürlük iradesini ortadan kaldırmak için bunlar seferber olmuşlar. Tabii çok darda oldukları için de partner olarak da bir Kürt gücünü, yani Kürtler adına bir gücü de kendilerine işbirlikçi olarak bu süreçte kullanmak istiyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen ve tabii bu yeni dizaynda da Özgür Kürt'ü masada yok etmek istiyorlar. Özgür Kürt'ün Orta Doğu'da yarattığı o yeni güç dengesini ortadan kaldırmak istiyorlar. Tamamen kendi egemenliklerinde yeni bir dizayn. Yani Irak ve bütün o Orta Doğu'ya da bu temelde yeni bir dizayn vermek istiyorlar. Ama bütün bunlara rağmen şunu açık net söylemek lazım ki yani tablo Özgür Kürt'ten yana. Çünkü Özgür Kürt gerçekten bu Türk devlet faşizmini de işbirlikçi olarak tarif edilen KDP'yi de, ki Kürtlere göre, onlara göre işbirlikçi, Kürtlere göre hain olarak nitelendirilen KDP politikalarına karşı da Özgür Kürt'ün iradesi dört parça Kürdistan, bütün Orta Doğu ve bütün dünyada geldiği düzeyle yeni bir bölgesel ve ulusal arası yeni güç dengesi yarattı. Önder Apo'nun, PKK'nın, gerillanın, halkımızın halklarla birlikte, uluslararası internasyonal ilişkilerle mücadele birlikte oluşturduğu yeni bir güç dengesi var. Onun için bu özellikle içinde bulunduğumuz süreç 2022 yılı yani halkımızın mücadelesi açısından, haklarımızın mücadelesi açısından son derece stratejik, kritik bir süreçtir. Başarıya kilitlenmeli. Herkes bu temelde topyekun seferberlik ruhuyla mücadele yükseltmelidir. KDP yenilmiş klasik Kürt'ü temsil ediyor. Geleneksel olarak ben yaklaşımıyla, o aşiretçi, kabileci yaklaşım anlayışla kendisini iktidarını sürdürebilmek için egemen sömürgeci sistemlerle ortak hareket ederek halkının bütün değerlerini sömürgeci sistemlere peşkeş çekerek iktidar olmayı
ve bu temelde siyasetini sürdürmeyi esas alan klasik Kürt'ü temsil ediyor. Şimdi bu klasik Kürt kendisine özgüveni olmayan Kürt'tür. Yani kendi gücüyle, halkıyla mücadele ederek başarabileceğine inancı yoktur. Onun için de sürekli dışarıdan bir güce sırtını dayayarak ne kadar güç bulursa, hatta bir tane de değil, ne kadar bulabilirse onlara hizmet temelinde kendisini onlara satarak, ülkesinin, halkının değerlerini onlara peşkeş çekerek, onların hizmetine girerek ayakta kalmayı kendisi için haklı gören, kendisi için doğru gören bir yaklaşımdır. Anlayış, zihniyet budur klasik Kürt'ün. Ve bu zihniyet tarihten beri egemen bölgedeki Kürdistan üzerinde egemen olan bütün güçlerin kullandığı bir şeydir, Kürt'tür. Kullandığı bir zihniyettir. Yani bu sadece günümüzde son 100 yılda değil. Bütün binlerce yıllık tarihimizde maalesef dönem dönem egemen güçlerin kullandığı bir zihniyettir, bir siyasettir. Günümüzde KDP bunu temsil ediyor. Yani KDP bunu en üst düzeyde temsil ediyor. Yani KDP aynı yaklaşımla, aynı zihniyetle Doğu Kürdistan güçleri, özgürlükçü güçleri katletti, İran'a teslim etti. İran'ın istemi üzerine KDP aynı iktidarcı zihniyetle Saddam Hüseyin'le birlikte ortaklaşarak bir diğer Kürt siyasetine karşı savaştı. KDP yıllardır PKK'ya karşı Türk devletiyle ortak hareket ederek onların hizmetinde olarak bu siyaseti yürütüyor. Hala devam ediyor. KDP aynı zihniyette Rojava'da ortaya çıkan devrime, büyük devrimsel çıkışa karşı Türk devletiyle birlikte ve kendisinin işbirliğiçileri olan işte NKS politikalarıyla birlikte aynı politikayı sürdürüyor. Dolayısıyla KDP hem Güney halkı hem diğer parça, Kuzey, Rojava, Rojulat, bütün dört parça Kürdistan'daki halkımızın değerlerini sömürgeci devletlere peşkeş çekme temelinde, onlara hizmet etme temelinde kendi iktidarını sürdürmeyi esas alan bir siyaset. Peki günümüzdeki KDP ile geçmişteki KDP arasındaki ne fark var? Artık günümüzde KDP'nin yürüttüğü bu politikalar bütün Kürt halkı ve Kürt kamuoyu, uluslararası kamuoyu tarafından açık net bir şekilde görüldü KDP'nin ihaneti. Daha önce utangaç bir tarzda KDP ihaneti ifade ediliyordu. Ama artık gelinen bu aşamada KDP'nin ihaneti, dört parça Kürdistan her tarafta görünür oldu. Niye? Çünkü özgürlük mücadelesi çok yükseldi, çok büyüdü. Dört parça Kürdistan, Orta Doğu'da, bütün dünyada özgürlük mücadelesi büyük bir umut oldu. Halkımız için uluslararası alanda da özgürlük, demokrasi isteyen bütün ilerici dünya için bir umut oldu, bir çizgi oldu. Böyle bir dönemde KDP'nin hala bu işbirlikçi politikaları halkımız tarafından büyük tepki aldı. Şu anda her tarafta, dört parça Kürdistan, yurt dışı, her tarafta giderek artıyor. KDP'nin bu ihanetine karşı tepkiler yükseliyor. Çünkü Kürt'ün umudu büyüdü, kazanma umudu büyüdü. Çünkü faşizm büyük bir kriz içerisinde, Türk devlet faşizmi, 100 yıllık Türk devlet faşizmi günümüzde en derin, en büyük krizi yaşıyor. Ekonomik, siyasi, askeri, psikolojik olarak içte dışta her anlamıyla büyük bir çöküş içerisinde. Bu süreçte KDP'nin, yani bu yürüttüğü işbirlikçi, ihanetçi politikalar faşizmi çökertmekten kurtarmak için değerlendiriyor. Onun için de büyük tepki alıyor ve işte bu düzeyde, İlk kez bu düzeyde, en üst düzeyde dört parça Kürdistan, yurt dışında her tarafta KDP büyük bir öfke, büyük bir tepki ile halkımız tarafından KDP politikaları kabul edilmiyor. Evet, KDP niye bunu yapıyor? KDP çünkü ancak bu politikalarla hayatta kalabilir, iktidarını sürdürebilir düşünüyor. Buna inanıyor. Kendi iktidarını sürdürmek için de Kürt halkının dört parça Kürdistan'daki bütün kazanımlarını feda ediyor. Etmiş zaten. Başından itibaren etmiş. Bugünlere. Onun için günümüzü doğru anlandırmalıyız. Günümüz, dönem, süreç hem faşizmin çöküş sürecidir hem Kürt halkının başına bela olan o ihanetçi politikaların, zihniyetin, kültürün, ahlakın çöküş sürecidir. Bu temelde Kürt halkı hem faşizmden, bu sömürgeci Türk devlet politikalarından hem de ona bağlı ihanetçi Kürt politikalarından, KDP, Kürt demek doğru da değil,
ihanetçi KDP politikalarından KDP'yi de netleştirmek lazım aslında. KDP olarak söylüyoruz, bu Barzani ailesidir. Aslında KDP'yi de bu duruma getiren, şimdi KDP'nin dört parça Kürdistan'da versiyonları var. Ama KDP konusunda o konuda en bu politikaları temsil eden Barzani ailesidir. Barzani ailesi artık bütün dört parça Kürdistan halkı içerisinde büyük bir tepki alıyor. Onun için halkımızın bu aileden, bu ailenin temsil ettiği politikalardan da kurtulma sürecidir. Evet. MHP kimdir? MHP Gladio'nun partisidir. Gladio, yani MHP'nin Türkiye'de kuruluşu NATO Gladio'su tarafından yapılmış bir operasyondur. Alparslan Türkeş o zaman Amerika'ya götürüldü, eğitildi, getirildi. Sonra MHP kuruldu. MHP Gladio'nun siyasi partisidir. Yani Gladio, Türk Gladio'sunun en büyük stratejisi Kürt düşmanlığıdır, Kürt karşıtlığıdır. Kürtlerin bütün tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal bütün varlıklarını ortadan kaldırmaya, soykırımı hedefleyen, planlayan partidir MHP. Evet, bir devlet geleneği, İttihat Terakki'den gelen bir devlet geleneği var. Ama sonrasında NATO ile birlikte oluşturulan bir özel savaş partisidir. Özel savaş partisidir. Onun için de bugün tabii ki bugün KDP kime hizmet ediyor? MHP'ye hizmet ediyor. Çünkü AKP de Erdoğan da bu MHP'ye teslim oldu. Yani Erdoğan derin devlete teslim oldu. Erdoğan iktidarını sürdürebilmek için yani hem Gülenci tasfiye, Gülen cemaatin tasfiyesi hem de işte onların parantez içinde söylüyorum, tırnak içinde diyorum, onların tarif ettiği gibi işte terörle mücadele karşı derin devlete teslim oldu. Yani MHP'ye teslim oldu. Bu açıdan da bugün KDP yani Barzani ailesi Türk derin devletine, Gladio'ya, MHP'ye hizmet ediyor. Yani bu derin devlet, bu derin zihniyet Kürtlerin sadece Türkiye'de değil dört parça Kürdistan'daki varlığına karşıdır. Bakın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülcemal Nasır zamanında Mısır'da Kürtçe yayın yapan bir radyoya karşı çıkıyor Türk derin devleti. Ve diyor ki bu radyo yayını bizim ülkemizin bütünlüğüne karşı tehlikelidir. Mısır'ın Dışişleri Bakanı çok bilinçli bir şekilde bilerek soruyor. Ya diyor nasıl olur? Siz diyorsunuz ki Türkiye'de Kürt yok. Eğer Türkiye'de Kürt yoksa Mısır'da Kahire'deki bir radyo haftada bir saatlik bir yayın politikası yapıyor. Nasıl Türkiye'nin bütünlüğüne zarar verir? Hayır diyor, Türkiye'nin bütünlüğüne zarar. Şimdi yani bu derin devlet politikasıdır. Mısır'daki bir saatlik Kürtçe radyoyu kendisi için tehlikeli gören bir politikadır. Onun için KDP kendi iktidarını sürdürmek için o kadar kör, o kadar kötü bir zihniyet politika içerisindedir ki Kürt halkının bütün kazanımlarını bu düşmana peşkeş çekiyor. Sırf kendi iktidarını sürdürmek için. Ama şunu göremiyor. Gelinen noktada eğer özgürlük hareketi faraza Türk devlet politikası başarılı olsa özgürlük hareketi tasfiye edilse ikinci planda kendisi tasfiye edilecektir. Bunu göremiyor. 2017'de kendisinin yürüttüğü o bağımsızlık referandumuna karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü kampanyanın sonucu olarak Tahran'da Türkiye, İran, Irak ve onların da arkasında dördüncü güç olarak Şam istihbaratının da dahil olmasıyla yürütülen toplantılarda karar alındı. PKK yok edilecek, Kürtlerin kazanımı yok edilecek, sonra da Güney Kürdistan yok edilecek, ortadan kaldırılacak, iller düzeyinde, vilayetler düzeyinde bir çerçeve getirilecek. Yani KDP'nin kendisinde yok edileceği bir süreçtir. Fakat o kadar gözleri kör ki bu gerçeği göremiyorlar. Bir Türkiye'deki de muhalefeti doğru tamamlamak lazım. Bu partiler hepsi devletin stratejik politikalarını esas alan devlet partileridir.
Kürt sorunu devletin kırmızı çizgisi, devlet politikasıdır. Sadece AKP-MHP politikası değil. Bu anlamda yürüten bu politikalar da, yani Kürt sorununa karşı yürüten savaş eksenli politikalar da, HDP dışındaki diğer bütün partilerin, yani bütün partiler derken bu sol sosyalist partileri tabii HDP ittifakı içinde oldukları için ayırıyoruz. Yani hem AKP-MHP'nin oluşturduğu ittifak hem de CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifak, öyle diyelim. Bütün bunlar da Kürt sorununda aynı kulvarda olan partilerdir. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda Kürt sorunun çözümü, Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi temelindeki konsepti, strateji yürüten tek cephe, HDP'nin öncülük ettiği demokrasi cephesidir. Diğer her iki cephe de Kürt sorununda Türk devlet resmi politikalarını temsil ediyor. Bu açıdan da yani CHP'nin içinde bulunduğu muhalefet şu anda Kürt sorununda AKP-MHP iktidarına alternatif bir muhalefet değil. Yani çözüm getirecek alternatif bir muhalefet değil. Kürt sorununda Kürt halkının demokrasi cephesinin Kürt sorunun çözümünde muhatabı devlettir. Muhatabı yani AKP, CHP falan devlettir. Devlet 100 yıldır Kürtlerle savaşıyor. İttihat Terakki geleneği. 100 yıldır Kürtlerle seni olarak yani şiddet temelinde bastırmayı kendince çözmeyi esas alıyor. Eğer ekonomik kaynakları varsa 100 yıl daha sürdürürler bu politikayı. Şimdi uluslararası konsept var, destekliyor bu politikalara. İşte 100 yıldır dedik ya, İngiliz, Fransız, Sykes-Picot, Lozan Anlaşması, günümüzde 1952 NATO'nun oluşmasıyla, Türkiye'nin NATO üyesi olmasıyla, NATO desteği, işte bu temelde günümüzde her türlü desteği sunuyorlar. Ve Türkiye'ye verdikleri destek çerçevesinde de Türkiye'yi kendi bölge politikalarında aynen kullanıyorlar. Türkiye'de Kürt sorununa bana destek verin, ben sizin her türlü politikanızda size destek, hizmet etmeye hazırım. Beni kullanabilirsiniz diyor. Konsept bu. Paraları, imkanları olursa, ekonomik kaynakları olursa 100 yıl daha sürer. Hangi parti gelir giderse değişmez. Ama özgürlük mücadelesini geliştirdiği mücadelenin sürekli olmasıyla, devletin özellikle bu son 7 yılda bütün teknik imkanlarını geliştirerek tekniğe dayalı bir savaşta sonuç almak istemesine rağmen gerilla anda savaş doktrinini değiştirerek bu konseptleri boşa çıkarmasıyla devletin ekonomik kaynakları tükendi. Devlet ekonomik bir kriz içinde. Artık bu dışarıdan aldığı destek, işte siyasi destek var, diplomatik destek var, istihbarat desteği var. Fakat şey yok, ekonomik eski destekler yok. Çünkü Türkiye büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Türkiye dünya serbest piyasa ekonomisinden kendisini çıkarttı. Merkez Bankası'nı Erdoğan kendisine bağlamış. Onun için uluslararası finans kapitalden de istediği büyük destekleri, kaynakları alamıyor ve büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Ekonomik kriz dolayısıyla siyasal anlamda da savaşın sürdürülmesini esas alan bu politikaları zora sokuyor. Toplum büyük bir ekonomik krizden dolayı öfke, tepki içerisinde. Onun için bunu sürdüremez bir süreçte. Onun için özgürlük mücadelesinin muhatabı olan devlet de, özgürlük mücadelesi bu devleti krize sokarak, bu krizden çıkamayacak tarzda mecbur bir pozisyona getirerek süreci demokratikleşmeye hedefliyor. Şimdi bu süreçte devlet eğer şu anda bu süreçte bu topyekun savaşta bir sonuç alamasa, devlet kendi alternatif politikalarını ortaya çıkartmak zorunda. Devletin evet demesiyle yeni bir çözüm süreci başlayacak. Yani devlet içinde ya güçler birbirlerine girecek, birbirlerini tasfiye edecekler. Türkiye'nin çöküş içinde, çöküş içerisinde bu temelde çöküşten kurtulmak için bir yol arayışına girecekler. Veyahut da derin devlet güçleri bir ittifak içerisinde yeni bir yol arayışıyla bir çözüme imkan vererek bu temelde partilerin önünü açacaklar. Yoksa Bahçeli'ye veyahut da Erdoğan'a veyahut da işte Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti'ye bırakılırsa
Yani bunlardan bir çözüm çıkmaz. Bu temelde şunu diyorum. Muhalefet henüz çözüm eksenli bir muhalefet değil. Ama soru şu, esas soru şu. İşte bu süreçte bu iki alternatif muhalefetin de hem iktidarın hem muhalefetin de çözüm eksenli olmaması demokrasi eksenli üçüncü ittifaka Türkiye toplumuna açılım imkanı veriyor. Türkiye toplumu şu anda büyük bir kriz içinde. Hem iktidar hem muhalefetiyle çaresizlik, çözümsüzlük içerisinde HDP'nin öncülük ettiği demokratik muhalefet Türkiye toplumuna Karadeniz'den Marmara'ya, Akdeniz'e, Ege'ye, İç Anadolu'ya her tarafa hem Kürt sorunu hem bütün Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözüm politikalarına esas muhalefetin kendileri olduğunu, esas çözümün kendileriyle olabileceği noktasında bir ciddi politikayla gerçekten Türkiye'de devrimsel bir gelişme yaratabilirler. Bu Türkiye siyaseti üzerinde, devlet siyaseti üzerinde büyük baskı yaparak çözümde dayatacaktır. Devletin dayattığı, Kürtlere dayattığı savaşla sadece Kürtler kaybetmiyor. Yani başta Türkiye emekçileri, başta Türkiye halkı. Şimdi savaştan kazanan kimdir? Türkiye halkı savaştan kazanmıyor. Savaştan kazanan bir avuç yüzde bir, iki, üç, dört, beş etmeyen rantçı, sülük gibi hem Kürt hem Türk halkının kanını emen özel savaş güçleridir. Ve onlara dayalı ekonomik rant yiyen çevrelerdir. İşte başta da bu beşli çete diye anılan Türkiye'nin bütün ihalelerini şunları bunların peşkeş çekildiği güçler. Bunlar gibi. Şimdi dolayısıyla savaştan bunlar kazanıyor. Peki bunların dayattığı savaştan kim kaybediyor? Türkiye halkı kaybediyor. Hadi Kürt halkı bir bütün kaybediyor. Ama Türkiye halkı da köylüsü, işçisi, emeklisi, memuru, orta sınıfı herkes kaybediyor. Herkes. Onun için Türkiye'nin bütün kaynakları bu savaşta tüketildi. Türkiye şu anda çok büyük bir ekonomik kriz içerisinde. İddia odur ki çok net 500 milyar doları aştı iç ve dış borç tutarı. Türkiye bunları gizliyor. Mevcut yönetim, faşist rejim bunları gizliyor. Şimdi onun için yani savaş bunlara kaybettiriyor. Tabii Kürt halkı, ezilenler, kadınlar, işçiler, gençler bunlar hepsi kaybedince diğer bütün Orta Doğu halkları, demokrasi güçleri de kaybediyor. Ama faşizmin çöküşüyle de kazanan kim olacak? Sadece Kürt halkı değil. Kürt halkı evet özgürlüğü, demokrasi kazanacak ama Kürt halkıyla birlikte Türkiye halkı, Türkiye halkları hatta yani Ermenisi, Asuri, Süryanisi, Türkmen, bütün Türkiye'deki yaşayan herkes, Müslümanı, Hristiyanı, inançlar, kadınlar, emekçiler, herkes, demokrasi güçleri başta olmak üzere herkes kazanacak. Ve Türkiye'deki Kürt sorunun çözümüne endeksli siyasal demokratik çözümle birlikte sadece Türkiye değil, bütün bölge politikası değişecek. Çünkü Kürt sorunun çözümü başta Suriye, Irak, İran olmak üzere bütün bölge halklarına demokrasi ve özgürlüklerin başladığı yeni bir süreci, yeni bir miladı getiriyor. Yine Kürt sorunun Türkiye'de demokratik çözümü aynı zamanda faşizmin çöküşüyle birlikte, Kürt sorunun çözümüyle birlikte güneyde, başta güneyde KDP'nin bu işbirlikçi politikalarıyla Kürt halkına dayattığı, Kürt halkını aç bırakan, yoksul bırakan Türkiye'deki faşist rejimin Türk halkına yaşattığını da KDP güneyde Kürt halkına. Çünkü savaş eksenli, baskı eksenli politikalar Kürt halkına güneyde kaybettiriyor. İşte güney halkı aç, perişan, işsiz, maaşını alamıyor. Halk ülkeyi terk ediyor. Belarus, Polonya sınırlarında soğuktan donuyor, perişan. Dolayısıyla faşizmin çöküşü, Kürt sorunun Türkiye'de çözümüyle birlikte başta da Irak'ta, Güney Kürdistan'da bu ihanet politikalarının sırtını dayadığı faşizm duvarının çöküşüyle başta da Güney Kürdistan halkı için demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet ve eksenli bir yeni süreç başlıyor. Bunun Rojava'ya yansıması. Şimdi Türk faşizminin çöküşüyle Afrin, Girisipi, Serikani işgalleri ortadan kalkıyor. Dolayısıyla Rojava Suriye'de yeni demokratik bir sürece giriyor. Artık Türkiye'ye umudunu bağlayan Şam, Türkler üzerinden Kürtleri dizayn etmek isteyen politikalar çökünce Şam rejimi Rojava'da Kürtlerle birlikte zorunlu bir çözüm politikasına geliyor. Bütün bu gelişmeler Doğu Kürdistan,
Dolayısıyla oradaki çözümü geliştiriyor. Bütün Orta Doğu'da halklar için yeni bir süreç gelişiyor. Bu bütün İslam alemine, bütün dünyada da ilerici, demokratik bir çözüm arayışı içinde olan halkların, kadınların, öteki bir alternatif sistem arayan bütün güçlerin mücadelesi açısından yeni bir sürecin miladı demektir. O açıdan Kürtlerin özgürlük mücadelesini kazanması sadece Kürtlerle sınırlı değil, bütün bunların bahsettiğimiz çevrelerin kazanımı demektir. Bu temelde anlatmak, bu temelde kavratmak ve mücadeleyi yükseltmek, hep birlikte, onlarla birlikte yükseltmek gerekiyor. Bir de devlete çağrımız şu. Devlet bu Kürt'ü çökertme politikalarından bir sonuç almadı, alamayacak. Bu politikalarda ısrar Türkiye'yi daha çok çökertecek. Türkiye'yi kaybettirecek. Onun için devlet ne kadar çabuk bu politikalardan vazgeçerse, aynı zamanda devletin, Türkiye halkın da bu ekonomik, siyasal, toplumsal hayatın her alanda çöküşünün önünü alacak. Onun için Kürt sorunun çözümü Türkiye'ye kazandırıyor. Türkiye, Kürt'e dayattığı savaşta kaybettirdi. Ekonomik, siyasal her alanda Türkiye kaybetti. Bu politikalar Türkiye'ye kaybettirdi. Devlet bu politikalardan vazgeçmeli. Devleti Önder Apo'yla en kısa zamanda diyalog kurmaya, bu savaş eksenli politikaları bırakarak Önder Apo'yla birlikte çözüm eksenli bir sürecin başlatılmasını çağrısını yapıyoruz. Çünkü Önder Apo en son çok açık, net belirtti. Ben bir haftada bu süreci ters yüz ederim. Çözüm eksenli bir süreç başlatırım ve ben sonuç alırım. Ben kendime güveniyorum. Halk bana güveniyor. PKK bana güveniyor. Benim dediğimi yapar. Ben buna inanıyorum. Biz de Önder Apo'ya inanıyoruz. Önder Apo'nun bunu yapacağına inanıyoruz. Onu, bu gücü bu perspektifiyle bunu yapabileceğine olan inancımızla bu çağrı yapıyoruz. Bu Türkiye'nin kazancı olur, Türkiye halkının kazancı olur, Türkiye halklarının kazancı olur. Bunu diyoruz. Ama bunda ısrar etmeleri halinde de ki şu anda görünen o, bunda ısrar ediyorlar. Onun için de halkımıza, bütün halklarımıza, başta Kürt halkına, çünkü Kürt halkı direnirse diğer bileşenler de direnecektir. Başta Kürt halkına direniyorum. Bu sadece bir partiyle pek ikili sınırlı bir olay değil. Bu dört parça Kürdistan ve bütün halkımızın bileşenleriyle, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, aydınlar, sanatçılar, bütün inançlar, bütün halk önderleri bu süreci doğru anlamalı. Bu süreç gerçekten bir kader süreci. Çünkü faşizm kendisi bunu çok açık, net bir şekilde böyle tanımlıyor. Bu süreç ya faşizm çökecek, çökertilecek mücadelemizde ve halkımız için yeni bir demokratik özgür millet başlayacak. Veyahut da faşizm bu süreçte ömrünü uzatırsa halklarımız bu süreçten ağır bedel ödeyerek bu süreçte büyük zararlar görecektir. Onun için de bu kader sürecinde halkımızın Kürdistan halkının, dört parça Kürdistan, yurt içi ve yurt dışında her tarafta seferber olması lazım. Yani ben bu süreçte ne yapabilirim? Herkes tek tek fert olarak kendisini planlamalı. Ben ne yapabilirim? Ailem, çevrem, etrafımda, yaşadığım yerde, köy, kasaba, şehir, hangi parça Kürdistan veya yurt dışında, hangi ülkede olursa olsun, ben halkım içinde ne yapabilirim? Ben yabancı diğer halklarla birlikte ne yapabilirim? Yani Kürt halkı dışında yaşadığım yerde. Türk halkı, Fars, Arap, Amerikalı, İngiliz, Fransız, Avustralyalı, Kanadalı. Yani yaşadığım yurt dışındaki hangi ülke olursa olsun ben ne yapabilirim, ne yapmalıyım, kimi örgütlemeliyim? Faşizmin halkımıza yönelik uygulamalarını teşvik etmeliyim. İhanetin halkımıza yönelik yaptığı uygulamaları anlatmalıyım. Şu anda gerillaya karşı ısrarla kimyasal gaz kullanılıyor. Kimyasal gaz kullanılan bu tabloyu bütün uluslararası herkese anlatmalıyız. Bunlara göz yuma. Bu kimyasal gaz kullanma, halkımızın katliamına, soykırımına sebep olan, bu politikalara destek veren, başta NATO olmak üzere Amerika, Avrupa, bu bilinen ülkeler, bütün bunlar teşhir edilmeli.
anlatılmalı ve uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmalı. Aynı Kobani sürecinde olduğu gibi uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmalıyız. Bu süreci böyle bir seferberlikle faşizmin çökertilme sürecine, halkımızın özgürlüğüne çevirebiliriz. 1978'de başlayan Önder Apo'nun öncülüğünde başlayan bu mücadele, daha doğrusu 1973'te Önder Apo'nun ilk Nevrozu'yla başlatılan bu mücadele, şimdi 50. yılında, 2022 yılındayız. 2022 yılını faşizmin çöküşü ve Önder Apo'nun özgürlük ile yapabiliriz. Bu bizim elimizdedir. Bu inançla, bu güçle, bu iradeyle mücadele atılmalıyız. Faşizm çökertilecek, ihanet çökertilecek, özgürlük kazanacak.